Yardımcısı konumuz olacak. Burhanettin Bey, hoş geldiniz. Burhanettin Bey, nasıl içerideki hava? Önce bir ona ilişkin görüşünüzü alayım. Ben tabii burada görevli olan birisi olarak uzunca bir zamandır emek harcıyoruz. Gerek o görsellerin hazırlanması, gerekse bir kampanya da başladı bu kurultayda. Ben memnun kaldım. Hem salondaki ilgi alakadan hem de işte sohbetlerden en azından o eleştirilen işte kurultayda şu olacak bu olacak denilen hiçbir şeyin olmayacağını zaten tahmin ediyorduk. En azından onu gördük. Bir defa şu unutuluyor. Biz 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz 31 Mart seçimlerinde ve seçimlerde emanet oylar denildiğinde evet burada emanet oy olduğunu biliyoruz diye ifade ettik. Bunu inkar da etmedik. Ama bu gelen oyların kalıcı hale gelmesi için varımız gücümüzle çalışacağız dedik. İşte o videolardaki aslında oydu. Evet. Bir seçim varmış gibi mitingler yapıldı, sokaktaydık, meclis keza hemen her konuda yoğun mücadele verdi. Ve sonuçta 31 Mart'tan bugüne geldiğimizde anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisi arasındaki fark her gün biraz daha arttı. Dün yine bir anket gördüm. Fark %7'lere gelmiş durumda. Bu önemli, bu kıymetli. O açıdan bu kurultayı ben öyle değerlendiriyorum. Ve biz hazırlık yaparken de sadece parti içi meselelerin tartışacağı bir kurultay da düzenlemedik. Bir, tarihimizi hatırlattık. 4 Eylül'de Sivas'ta başladık. Değerlerimizi hatırlattık. Kurucu değerlerimizi bu ülkenin sürekli gündemine getiriyoruz. Ve bu da bir fırsat diye baktık. Beşinde yine çok uzun zamandır olmayan bir şey oldu. Beşinde TÜZÜK komisyonu hem fikir bir halde çıktı. Oylama yaptı. Oylamada oy birliğiyle hazırlanan tasarı, taslak kabul edildi. Bu da olmuş bir şey değil. Yani düşünün 80 tane komisyon üyesi var. Oy birliğiyle kararlar çıkıyor. Bu şu demek, örgütün tüm isteği yerine getirmiş demek. Öyle mi? Bu o anlama geliyor. Vallahi sizden önce bitireyim. Tabii buyurun. Bugün de bu konuları tartışacağız. Örgütte temsilcilerin çıkarttığı bu kararlar burada oylanacak. Hı hı. Delege elbette bu söylediklerimize itiraz edebilir, maddelere itirazlar dile getirebilir var, evet. Elbette. Ve bu itirazlar neticesinde değişebilir. Ama bu örgütün başındaki kişi, genel başkanımız Sayın Özgür Özel, burada alınacak her türlü karara razıyım, kendi kararım. Örgütün kararı kendi kararımdır diye söyledi. Önemli olan gelen, budur diyorsun. Evet. İtirazlar olabilir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Evet. Zaten çok ciddi bir sorun olsa o örgütün temsilcileri zaten oy birliği ona oy vermez. Hı. Oraya gelen kişi il başkanı. İl başkanı kendi iline döndüğünde başına gelecekleri bilir. Eğer yanlış bir karar vermişse. Çünkü burada 2 gün burada, 3 gün burada, 4. gün kendi iline gidecek. Bu çok kolay bir şey değil. İtiraz etmek daha kolaydır. Ya gittim söyledim. Muhalefet ediyorsun. Söyledim ben ama yapmadılar. Demek kolaydır. Suçu genel merkeze atmak en kolaydır. Ama yapmadılar. Bir oy birliğiyle çıktı. Ve kurultaya giden süreçte oy oranlarımız hangi illerin bu yönetime destek verdiğini biliyoruz. Sonuçta bugün de bu tartışılacak. Böyle ya da böyle tartışılabilir. Hangi madde diyorlarsa hepsine vakıfım. Onlarla ilgili de konuşabiliriz. Bugün onu tamamlayacağız. Ama yarın bu ülkenin var olan kangren haline gelmiş sorunlarını tartışacağız. Delegeye burada bir günü parti içine, 2 günü de parti dışındaki konulara çalışma yapacak. Kurultay dediğiniz bir salonda yapılır. Salonda başlar, salonda en son biter, oylama ise oylanır, biter. Ama biz ertesi gün bu binada 6 tane salon belirledik. 6 farklı konuda delegeler tartışacak, konuşacak. Sürekli şu odalarda hazırlıklar yapılıyor. Buradaki tartışma, çalışmalar bu partinin seçim bildirgesi haline gelecek. Parti programı haline gelecek. Yani aslında biz parti programına da yarın başlamış olacağız. Ayrıyeten de seçim startı da vermek anlamına gelir bu. Bu bir seçim startıdır. Yani biz parti programı yapıyoruz, seçim bildirgesini hazırlıyoruz dediğiniz anda bu seçim startıdır. Bunun siyasetteki karşılığı budur. Pazar günü de Sosyalist Enternasyonel'in dahil olduğu bir toplantı yapacağız. Yani uluslararası sol ve sosyal demokrasinin hangi alemde olduğu bizlerin etkileşimi üzerinde duracağız. Bu da uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir şey değildi. Yani biz dışarıdaki kardeşlerimize
o ilişkilerimiz çok zayıflamış durumdaydı. Son günde partinin kuruluş gününü anacağız. Anıtkabir'e gideceğiz. Mezarlıklar ziyareti yapılacak. Var olan parti büyüklerimiz ziyaret edecek. Ününü anılacak. Ve yine çok kıymetli bir şey daha yapılıyor. Yani o kadar çok mesajı var ki bu kurultayın. 40 yaş altı belediye başkanı, milletvekillerimizle genel başkanlarımız, önceki dönem genel başkanımız bir araya gelecek. Orada bir mektup kalemi alacaklar. O mektup 100 yıl sonrası bu partinin genel başkanına yazılmış bir mektup olacak. Hmm. Bakın hepsi birbirinden anlamlı, kıymetli. 6 tane video izlettirdik içeride. Hepsi birbirinden farklı ve farklı anlamları vardı. Velhasıl bir bütünleşik bir kurultay. Adı gibi olağanüstü bir kurultay yaptık. Peki. Şimdi sizden önce de CHP'leri ağırladım burada Burhanettin Bey. Bir takım itirazlar var. Mesela ön seçim. Niye hakim denetiminde ön seçim yok da parti ön seçimi yapılıyor? Birkaç tane sebebi var. Bir defa uygulama açısından bakıldığında hakim kontrolünde ön seçim çok nadir uygulanan bir sistemdi. Çünkü çok geç yapılır. Bir defa şey, tarihe bakalım, geçmişe. Hakim kontrolünde kaç yerde yapılmıştır? Genelde bir teknik açıdan son dönemde olduğu için pek uygulanan bir yöntem değildi sonuç siyasi almak partilerde. Mı uzun sürüyor? Uzun, çok geç. Geçten hemen arkasında seçimler başlıyor. Ha, öyle, yani anladım. Bir propaganda dönemi yaşanıyor. Yani anladım. Parti içi şeylerden, yarıştan şeye gelemiyor. Bunu niye söylüyorum? Mazeret diye söylemiyorum. Bunun pratiğinin az olduğunu tarihsel olarak veriyorum. Sebebini de söylüyorum. Dönelim. Parti içinde bu uygulamalarda, yani ön seçimde, örgüt kontrolünde yapılan da endişe nedir? Endişe acaba sıralama değiştirilir mi? Çıkan sonuca riayet edilip edilmeyecek. Çünkü daha önce bu yapılmış. Çokça yapılmış. Birinci seçilmiş. Aylar geçmiş, sonra değiştirilmiş falan. Bu olabiliyor. Ama biz zaten bunu maddeye koyuyoruz. Genel başkan kaç defa ekranlarda çıkan listeye harfi harfine uyacağız demiş ve bunu yazmış. Üçüncüsü de, ya ben Ali Veli mecliste olsun diye bir çalışma yapmıyorum ki. Bakın 4 ile 9 arasında bir günüm tüzük. Diğer günler bu ülkenin meselelerine ilişkin çözüm üretmeye çalışıyorum. Örneğin siyaset çok erkek egemen oldu. Siyaset belli bir yaş üstü insanların görev aldığı yer haline geldi. Türkiye nüfusunun yarısı kadın, Türkiye nüfusunun çoğunluğu genç ama genç yansımıyor. Bizim parti başta olmak üzere. Bunu aşmak gerekiyor. O yüzden örgüt kontrolünde yapılan ön seçimlerde buralara müdahale edebiliyorsun. Örneğin 31 Mart seçimlerde meclis üyeliği seçimleri oldu. Meclis üyeliği seçimlerinde işte o zaman da kadın kotası vardı. %35 kadın kotası var. Ama en alta alıyorsun sen kadın kotasını. Kota uyuldu mu? Uyuldu. 15'in içerisinde kadına işte o 5 tane yazılması gerekiyor. Yazıldı ama en altta. Milletvekili olan kadın yok. Peki. Bunu hemen hızlı. Bunu yaptığınızda, en öne bir kadın, bir genç aldığınızda örgüt kontrolünde bunu yapma olanağınız var elinizde. Anladım. Bu 3 dönem kuralı. Temel olarak buna itirazlar yok gibi görünüyor. Yani neden 3 dönem? Son cümle. Örgütün ön seçimine güvenmemek örgütü inkar etmektir diye bunu da ifade edeyim. Evet. Tamam. Neden bir dönem öncesinden başlatılıyor? Şöyle, normalde bir karar alınırsa o karar o günden itibaren geçerlidir. Hukuken de öyledir. Geriye doğru gitmez. Geriye doğru yani. Gitmez. Evet. Yani birisi bu çalışmalar yaparken bu bir görüş. Ya da başladı ne zamansa o madde geriye doğru bakar diye geçiyor. Ama genel başkanımız bugün de ifade etti. Bunu zaten 3 dönemi geçen baktığınızda 6-7 kişi ya da 5 kişi falan var. Hiçbirinin kişiye özel olmadığını süreçte göreceksiniz diyor. Sonuçta bir adım atılmış. Önemli bir adım atılmış. Hiç yapmamaktansa 3 dönemi koyduğunuzda bir orta yol bulduğunuzda, yani sıfır mı geriye doğru mu yapmaktansa onun orta yolu bir şey, kurultay komisyon buldu bunlar. Yani bunu tüzük komisyonu buldu. Yani bizim teklifimiz, MYK'nın teklifi 3 dönem kuralı gelsin. Onun hukuki boyutunu ve tüzük komisyonundaki arkadaşların kararıyla çıktı. Sonuçta mevcuttan daha iyi. Yani bir de önceki dönem bir defa saysanız bile
birçok kişi tekrar milletvekili adayı olabilecek. O nedenle bu önemli bir adım. Örneğin kadında da aynı şey oldu. Cinsiyet kotasında şimdi %35 yaptık, 33-35 yaptık ama 3 kurultay sonra %50'ye çıkacak. Şimdiden onun başlangıcını yaptık. Yani %50 cinsiyet kotası 3 kurultay sonrasına gelecek. Bu 3 dönemde bir adım diye bakılabilir. Peki. Yani bir olumlu çerçeveden bakarsanız hiç olmamaktansa böyle bir şeyin olması peki. Önemli. Bir de işte Özgür Özel konuşurken bu taslak hazır matbu halde hazırlandı, dağıtılacak dedi ama bunun çok geç dağıtıldığı gibi bir eleştiri var. Tüzüğü görmedik ki neyine itiraz edelim gibi bir eleştiri yapılıyor. Ya hepsinde buna kim oy verecek? Sen oy verecek misin? Yok. Delege verecek. Evet. Delegeye bu zaten basılmadan önce gönderildi. Bu fiili bir durum. Dijital olarak tabii gönderildi. Tabii bu fiili. Yani muhtemelen bunu hazırlayanlar, yani ben kendi birimimden tüzüğü hukuk hazırladı. Yani Gül Hanımlar hazırladı. Yani Başkan Yardımcımız Gül Çiftçi. Evet. Ben de bunun mizampajı tarafındayım. Yani medya tanıtım. Evet, siz medya ve tanıtımdan sorumlusunuz. Evet, yani. Halkla ilişkiler. Yani bizim alanımız. Sabaha kadar çocuklar çalıştı. Yani bu işler çok kolay bir şey değil. Düşünün tüzük komisyonu toplantısını bitiriyor. Alınan metin internet üzerinden, mail üzerinden gönderiyor. Zaten basılı evrak diye bir kavram çok azaldı. Sonra da bu fiili olarak basıldı. Yani belki arkadaş geç almıştır. Ama sizde var. Yani sonuçta delegelerin elinde var. Peki. Ayrıyeten de. Öyle. Zaten burada okunacak. Her okunan maddeye ilişkin çıkıp kürsü alıp bu konularda konuşma yetkim var. Gerekirse bitmezse sabaha kadar, ertesi güne kadar da kurultay devam eder. Devam eder. Kemal Bey'in neden gelmediği meselesi de sosyal medyada çok yazılıp çiziliyor. Niye bağlıyorsunuz Kemal Bey'in kurultaya gelmemesi? Ben okumadım ama yani tercih, yani biz yerini ayırttık, davetimizi yaptık. Tüm gelen genel başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Gelmemeyi tercih etti. Kemal yani Bey yorum tüzüğü vaktinde gördü, inceledi, bununla ilgili görüşlerini beyan etti dedi. Özgür Özel bir itirazı olmadığını söyledi dedi. Çünkü buna da bağlanıyor, yani bu sebeple gelmemiş olabilir, tüzüğü geç gördü, fikir beyan edemedi. Ya şöyle, şimdi biz bir tercih yapıyoruz, bir günde de yapabilirdik. Bakın günlerce uyumuyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Bu arada söylemeyi unuttuğum ya da işte bu 4 ile 9 arasında o kadar çok yeni yaptıklarımız var ki, mesela kampanya başladık falan. İnanın şu partinin tüzüğüne, bu parti içerisindeki meseleyle ilgilenen küçük bir çember çok daha büyüğü ve ülkedeki işte geçinemeyenler, sorun yaşayanlara baktığınızda neredeyse Türkiye'nin tümü. Biz şimdi Türkiye'nin tümüne ilişkin iş yapmaya, onlarla ilgili çözüm üretmeye çalışıyoruz. Evet. İnanın ya bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ya bunu hep tartışıyoruz. Yine tartışalım. Peki. Toplumun dram bu işlerde umru yok. Peki. Benim sorunumu çözün kardeşim diyor. Yani gerçekten açlık var. Yani bu ülkede eskiden geçinemiyoruz vardı. Şimdi açlık yaşanıyor. Ben üniversite öğrencilerinin örneğini veriyorum. Üniversite öğrencileri 2018'de 7 milyon üstünde, bugün 2024'te 7 milyonun altında üniversite öğrencisi var. Yani üniversite öğrenci sayısı düşmüş. Neden düşmüş? Karnını doyuramıyor, evet. Barınamıyor. Evet. Yani çevrenizde mutlaka vardır. Babası asgari ücretle gittiği şehirdeki kira o asgari ücretin neredeyse iki katı. Evet. Ankara, İstanbul zaten saymıyor. Peki. Özgür Özel konuşmasında, genel başkanımız konuşmasında bu normalleşme siyasetini ne ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Bizi kavga etmeye zorluyorlar. Eski Türkiye'yi arzuluyorlar. Hani o kutuplaşma ve bu kutuplaşma siyaseti üzerinden sandıkta sonuç alınabilen Türkiye'yi. Bunu yapmayacağız diyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz diyor. Kavga etmeyeceğiz diyor. Bu ne demek Burhanettin Bey? Yani neyi kastediyor Özgür Özel? Şimdi iki kavram var değil mi? Uzlaşma ve mücadele. Biz ne dedik? Uzlaşmayı deneyeceğiz. Ama uzlaşmayı Tayyip Erdoğan'la uzlaşma olarak söylemedik. Hiçbir zaman bunu söylemedik. Yani biz bilmiyor muyuz Tayyip Erdoğan'ın getirdiği anayasanın sadece kendine ait bir anayası olduğu? Yani genel başkanın ifadesiyle Erdoğan'ın değil Erdoğan'ın anayası olduğunu bilmiyor muyuz? Ya da gündemi değiştirmeye yönelik. Yani biz o kadar saf değiliz herhalde bu ülkede yaşayan bir insan olarak. Siyasetçi kısmını geçiyorum. Bu ülkede yaşayan bir insan
görüşü belli insanlar, bunlardaki samimiyetsizliğin farkında. Biz toplumda çok ciddi sorunlar var. Bu konularda bir uzlaşı sağlanabilir mi diye çabaladık. Yani emeklinin 10 bin lira aldığı aylığın onu açlık sınırının altında yaşamasına imkan vermediğini ifade etti. Dedik ki ya bu 10 bin liradan asgari ücrete getirin. 12.500 yapmayın. Asgari ücrete getirin. Bunu bari yüz yüze söyleyelim de buradan en azından yüz yüzden utanır. Bunu buna onay verir. Ya da kaynak mı diyorsun? İşte bizim ekonomistlerimiz, hocalarımız aldı gitti gölge kabine olarak. Gitti Yalçın Karatepe. Görüştü, anlattı. Görüşlerini sundu. Kaynaklar var. O kaynakları doğru kullanmıyor. Yeter bu müteahhitlere siz bu ülkenin gelirini peşkeş çektiğiniz, rantını peşkeş çektiğiniz. Bırakın vatandaşlar alsın. Şimdi bunun kime ne zararı var? Efendim buradan AKP palazlanır. Palazlanamıyor. Efendim buradan siz AKP'nin yaptıklarına destek veriyorsunuz. Ya kim veriyor? Erdoğan'ın ömrünü uzatıyorsunuz. Bunu yani yapan kim? Özgür Özel mi? Ya bu ülkede kaç kişi Cumhurbaşkanı'na parmak sallayabilmiş? Kaç kişi kriminal İçişleri Bakanı'yla neredeyse bir çatışma eşiğine girmiş? Süleyman Soylu diyor. Kaç kişi bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na laf söylemiş? Bana birkaç tane bir örnek verin. Bir tane Yiğit örneği verin yani. Evet. Şimdi böylesi bir genel başkanın olduğu bir yerde siz kalkacaksınız bu işe yumuşama falan diyeceksiniz. Bunlardan da vazgeçtim. Bunlar soyut kavramlar. Somuta gelelim. 31 Mart seçimlerinde çıkan sonuçtan sonra aradaki farktan daha aşağıda bir Cumhuriyet Halk Partisi hangi ankette gördünüz? Her ay anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi yükseliyor. Ya da 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin birinci partisi hep Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ne demek? Demek ki uyguladığımız politikalar, yaptığımız çalışmalar halkta destek buluyor. Peki son örnek. Tayyip Erdoğan neden tekrar anormal davranışlara giren normalleşme dönemini bitirdi? Bunun CHP'ye yaradığını gördüğü için mi? Evet. Yani bunu AKP görüyor. Sistemini değiştiriyor, dilini değiştiriyor. Kıbrıs'a giderken bile hakaretlere başlıyor. O zehirli dilini her yerde kullanmaya başlıyor ama bizimkiler hala ya bu yumuşama nedir diyebiliyor. Peki yarın öbür gün bu parti programına ilişkin çalışma nihayete erdiğinde ne göreceğiz biz? Yani parti programı yeniden yazılmayacak. Parti programı yeniden yazılmayacak değil mi? Parti programı uzun soluklu bir iş. Yarın temel atılacak. Evet. Bir start verilecek. Yani zaten videolarımızı yayınlarken bir yerde bu vatandaşın, bu halkın bu içine düştüğü durumdan dolayı bize ihtiyacı var diye ifade ediyor. Sonra da bir adım attık diyor. İşte öğrenciden yurt dışına gitmek istiyordu. İşte bir seçime daha bıraktı diye ifade ediyor. Burada da bu işten uzun soluklu olduğunu göstermek adına ifade ediyorum. Yarın parti programına başlangıç olacak ve tüm kesimlerle, toplumun tüm kesimleriyle bir parti programı hazırlanacak. Bu bir başlangıç. Ama aynı zamanda bu benim kişisel fikir olarak söylüyorum. Bir seçim startıdır. Bu seçim startında da seçim programı da aynı zamanda yarın itibariyle başlamış olur. Onu söylüyorum. Anladım. Delegeler oturacaklar, Türkiye'nin temel meseleleri hakkında konuşacaklar, fikir jimnastiği yapacaklar. Evet. Ama asıl olarak bunu önemsiyorsunuz yani tüzükle birlikte bu da önemli bir çalışma. Hepsi birbirinden daha kıymetli. Biraz önce bir programda tüzüğün hangi maddesi çok önemli dedi. Hepsi birbirinden kıymetli ve önemli. Ayrımı yapamıyorsun. Yani sağlıklı demokrasisi işleyen dinamik bir Cumhuriyet Halk Partisi zaten iktidar adına önemli bir yol almış olur. Parti programı güçlü olan, halkın sorunlarını bilen ve ona çözüm önerileri sunan bir Cumhuriyet Halk Partisi zaten iktidara yakın olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa olmuyor işte. Daha önce bunu gördük. Şimdi bu sizin hazırladığınız tüzükte, tüzük taslağında bugünkü kurultaydan bir değişiklik yapılması, herhangi bir yeriyle alakalı bir değişiklik yapılması yönünde karar çıkarsa şöyle tartışmalar başlayacaktır. İşte parti içinde son kurultayda Özgür Özel'in yanında saf tutmayan kimi işte delegelerin talebi doğrultusunda, isteği doğrultusunda bu karar çıktı. Bu karar çıktığına göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hazırladığı tüzük taslağını kurultaydan geçirememiştir. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dengeler zuhur etmiştir.
Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kurultayı tartışmalıdır. Ya Allah aşkına, vallahi çok zorlayıcı. Çok zorlayıcı sorular. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Sorular değil. Hayır, şey, yani şöyle zorlayıcı. Bu söyleniyor. Bu şöyle, ya söyle, kaç kişi söylüyor Allah aşkına? Bakın, evet. Tekrar edeyim. Diyorum ki 47 yıl sonra bu parti birinci parti olmuştur. Dışarıda 3-5 tane sosyal medya üzerinden köpürtülen konular var. Bu olağan mı? Olağan, normal. Ama sonuçta partide bunu görmüyoruz. İşte bugün gördük. Diyorum ki dün TÜZÜK kurultayında oy birliğiyle karar çıktı. TÜZÜK komisyonu oy birliğiyle karar çıktı. Bu kurultaya gelirken o kadar çok laf söylendi ki genel başkan adayı %5'ten %15 sınırı getirecek. Yani %5 imza toplanmayacak, %15 imza toplanmayacak. Ya imza kalmadı. Genel başkan adayı ben adayım deyince zaten aday olur hale geldi. Ki bu CHP'de en çok tartışılan meselelerden biriydi. Aday olamazsın. Bakın bile. Gerçekten biz bir kampanyaya başladık. Var evet. Bir çaresi diye. Gerçekten bu memlekette çok sorunları var. Yani bu bahsettiğimiz şeyler ne vatandaşta var ne de partide var. Bu kurultaya giderken seçim olacak, seçim yapacaklar dediler. Genel başkanımız her yerde ifade etti. Parti meclisinde de söyledi. Kim seçim yapmak istiyorsa getirsin imzasını ben tamamlayayım dedi. Ya biz böyle bir derdimiz yok. Bu yönetim değişim sürecine başladığında il seçimlerine girmedi, ilçe seçimlerine girmedi. İl seçimlerin bir kısmına girdi. Yani kurultaya biz delege üzerinden gitmedik. Bir toplumsal gerçeklik, parti ihtiyacı ve gelecek vizyonumuz üzerinden geldik. Bugün de öyle. Biz motivasyonumuzu diyoruz ki kim ne istiyor? Getirin kardeşim. Tüm herkesin istediklerini biz hayata geçirdik. Herkes memnun olur mu? Olmaz elbette. Ama bizim motivasyonumuz bu ülkede iktidar olmak istiyoruz. Bu ülkede vatandaşlar çok sıkıntıda, kaos yaşanıyor bu ülkede. Bu ülkede artık geçinemiyor değil, açlık yaşanıyor. Açlık sınırının altında milyonlar var şu anda. Peki. Burhanettin Bey çok teşekkürler. Kaça teşekkür kadar sürer ederim. Burası sizce? Epey sürer. Sürer mi? Epey sürer. Geç saatlere kadar devam eder mi? Çok geç saatlere kadar sürer. Çok geç. O da bizim pratiğimiz. Bu da bir Cumhuriyet Halk Partisi klasiği. Evet, yani biz ne kadar bu tür şeylerden bahsetsek de bizim de bir alışkanlıklarımız var elbette. Tartışılacak, tartışılacak. Evet, herkes evet. Uzun, 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 uzun uzun söylenecek. Tabii, tabii. Bunlara ama cevaplar biz, verilecek. Bakın yine de yılmadık. Evet. Bu kurultayı tek salonda ve sadece o konforda yapabilirdik. Ama biz 7-8 salonda toplantı yapıyoruz. Bir taraftan Sosyalist Enternasyonu dahil ediyoruz. Bir taraftan çalışma masaları oluşturduk. Bir taraftan kampanya. Aynı seçim döneminde olduğu gibi bir kampanya başlatıyoruz. Evet. Videolar dönüyor. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Burhanettin Bulut'un anlattıkları böyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Epey geç dersiniz. Özel plajımız odamızdan sadece 10 adım ötemizde. Tecrübeli aşçı kadromuz tarafından özenle hazırlanan leziz Ege yemeklerinin ve harika mezelerin her zaman taze ve doğal sunulduğu zengin içerikli kahvaltı, öğlen ve akşam açık büfe yemeklerimizle keyfinize keyif katıyoruz.